Herkese merhaba ve Piramid'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Eğer bilmiyorsanız geçen bölüm video öldürecek bir sistem yaptık şuraya ve öldürdük ondan bir tane Nether Star aldık ve bu bölüm e, bir sıkıntı çıkmazsa bu bölgedeki son görevimizi tamamlayacağız. Bu bütün haritanın son görevi mi bilmiyorum ama e, yani sonuç olarak burada gördüğümüz son şeyi bu bölüm bitiriyoruz tamam. Pekala şimdi bizim yapacağımız şey e, Dragonic Fusion Crafting Injector. Bunun için tier byron olan bir şey gerekiyormuş. Buradaki tier ne demek? Burada yazan tier kısacası burada kullandığımız eşyaları verdirdiğimiz aletlerin tier'ı. Yani biz bu üretimden kaç tane yapacağız? 4, 5, 6, 7. 7 tane bundan üreteceğiz. 7 tane. Ve bir tane de kendisi için 8 tane. Kısacası bize 8 tane nether star gerekecek. Evet. Ben birini video'da üreteyim geri kalanını direkt kendim üreteceğim o yüzden yani evet biraz işimiz var zaten bu çok oyun sonunda kullanılan bir e, moddur dolayısıyla ucuz olması gerekmiyor değil de zaten evet şimdi öncelikle neye ihtiyacımız var bakalım birkaç tane Dragonic Core'a ihtiyacımız olacak şimdilik bir kere üreteceğim için iki tane alıyorum sadece onun dışında bir de wyvern e, Core'a ihtiyacımız olacak yani Dört tane daha bundan yapacağız. Ve Viren Core. Çok iyi. Onun dışında ee, Dragonian Block. Ve Elmas. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Şimdi ben bütün o yaptığım malzemeleri geri çantama alayım. Niyeyse oraya attım. <laughs> daha sonra geri geleyim. Hadi o zaman üretime başlayalım. Şimdi... Ee, tekrar kontrol ediyoruz. En baştan niye ihtiyacımız var? 4 tane elmas. 4 tane elması yerleştiriyorum. 1 bir. ee... Ha, Birden fazla item'ı yerleştirebiliyor muyduk? O zaman ben biraz fazladan crafting injector yapmışım galiba. Değil mi? Evet. Onu bilmiyordum bakın. <laughs> ee, modun bitkisini okudum da daha önce kullanmadım ben bu modu aktif olarak. Demek ki... O zaman bir sonraki seviye için o kadar fazla malzemeye de ihtiyacım yok ha. İyi haber yani bu açıkçası. Baya iyi haber hem de. Yine de bir deneyelim ama çalışacak mı çalışmayacak mı diye emin değilim çünkü. Aa yanlış tuş. Bir tane de draconian blok. Ve ortaya da bir... ...basing, fusion crafting... ...injector koyacağız. Bir de teker teker koymayı deniyorum. Eğer olmazsa bir ikisine bir göz atacağım. Ee, ha. Tamam, şu anda oluyor diye gösteriyor. Peki e, bu arkadaşların hepsini bir yere koyarsam da oluyor diye gösteriyor mu? Hayır. Tamam birisine birden fazla eşya koyabiliyorsunuz. Fakat koyabilmenizin nedeni muhtemelen hani içinde eşyaları biriktirip birden fazla hızlı hızlı otomatik üretim yapabilmeniz için. Yani eğer siz 4 elmas kullanarak üretim yapmak istiyorsanız bunu 4 farklı yere koymak zorundasınız çantanızda ayırıp. Bu daha çok otomatikleştirirken kullanılacak bir şey. Fakat bütün malzemeleri tek tek koyduğunuzda üretim yapabilirsiniz. Şimdi starta basıyorum. Ve şarj etmeye başlıyoruz. Ben hemen şuradaki güneş panelini geri alacağım. Çünkü şu anda Vitor'u öldürmüyorum ve ihtiyacım var. Değil mi? Ve tabii ki şu arkadaş çökecektir güneş paneline. Hemen alıyoruz ve dönüyoruz. Ve burada yüzdesini de görebiliyorum. Ben bu işlemi kaç kere yapacağım? Bayağı bir yapacağım açıkçası. Ee, yani daha fazla Basing, Fusion, Crafting, Injector'a da ihtiyacım olacak benim. Biraz işim var. Ee, tam bu işlemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 7 kere daha yapacağım bu bittikten sonra. Genel efektleri size göstereyim diye şu anda izliyorum. Çünkü şu itemların üstüne falan böyle bir efekt geliyor değişik. Gitgide ilerlemeye devam edecek. Efektlerin gittikçe yoğunlaştığını görüyoruz ve daha sonra beşi de bu ortaya geçiyor itemlar. Ve hızlıca dönmeye başlıyorlar. Hop. Ve... <laughs> Hepsi ortada birleşiyor. Bam. Çok güzel değil mi ya efekte? Ben çok hoşuma gitmiştir bunun üretimi. Ve böylelikle birinci Viren Fusion Crafting Injector yaptık. Şimdi bir sonraki seviyeyi yapmamız için Viren Tier gerekiyor. Yani burada gördüğünüz Crafting Injector'ların hepsini varyanda değiştireceğim. Şimdi bildiğim kadarıyla direkt bunu buraya koyabilirim. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Yani bunları şimdi bunu dönüştüreceğim. Tek tek bunları alıp hepsini birer birer dönüştürmeye başlayacağız kısacası. Tamam? Ee, hepsi için malzeme toplayacağım ve evet yani bundan sonrası her şeyden çok benim uğraşım olacak. Fakat bunu yapmadan önce solar paneli geliştireceğim. Ondan sonra da hemen geleceğim. Bazı ilerlemeler ee, şu anda kullandığımız solar panelleri kullanmadan kendim 2 tane 5'lik solar panel yaptım. 5 ee, seviye yani 4 seviyeleri kullanmadan 2 tane 5 seviye solar panel yaptım. Ne kadar büyük bir fark olduğunu kendiniz bakabilirsiniz üretimlerden eğer çok merak ediyorsanız. Şu anda bunların tanesi e, tam güçte çalıştığı zaman 512 RF üretiyor ki zaten bizim kablolarımız 1000 aref taşıyabiliyor yaklaşık. Yani bu e, şeylerin iki tanesi sadece şu iki tane solar panel kabloların maksimum güçte çalışmasını sağlıyor. Şu arkadaş hiçbir işe yaramıyor. Bu da demek oluyor ki diğer solar panellerimizi istediğimiz yere koyabilirim. İstediğim gibi. Ki gayet iyi bir haber bu. Tabii ki kabloları da geliştirebiliriz. Fakat sonradan bir sonraki seviye solar panelde geçeceğim. Şimdilik başka bir yerde güce ihtiyacımız olana kadar bu kalsın. Fakat şu ikisi direkt hem içinde 8 milyon RF depolayabiliyorlar hem de 512 üretiyorlar. Yani bayağı güçlüler bayağı. Onun dışında şu anda ben açıkçası şunlara enerji dolmasını bekliyorum. Çünkü bunlar enerji doldukça ben şu anda Wither Skeleton yapıyorum. Ve Wither Skeletonlarla da ne yapıyorum? Wither öldürüyorum. Çünkü bana acayip fazla Nether Star gerekiyor gerçekten. Ve bunu elde etmenin de çok hızlı bir yolu yok açıkçası. Yani birazdan geleceğim. Şimdi e, yorumlarda da yazanlar olmuş zaten. Wither bir bloktan çıkamaz diye. Yani bence de mantıklı. Ben boşuna çıkıp böyle üstümü geri kapatıyordum. Bu kadar fazla Wither öldürmem gerekiyorken açıkçası biraz saçma hala bunları elle diziyor olmam ama. Yani her neyse. E, evet. Direkt bir blokluk yerden çıkamaz zaten diyormuyoruz. Ki eğer eskisi gibi çalışırsa direkt doğduğu anda tek yiyecek zaten. Yani herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Evet gayet basit değil mi? Sonunda zar zor bütün malzemeleri topladım ya. Huuu acayip uzun zaman attı. <laughs> evet ama hazırız sonunda. Ee, 7 tane iron Core. Bunların her biri birer tane Nether Star istiyordu. Ve her biri tonlarca elmas ve altın ve Dragonic Ingot falan filan. Muhabbeti biliyorsunuz. iğrenç bir şey işte. Ama sonunda bitirdik. Start. Şimdi ee, bu işlemi sadece 7 kere yapacağım toplam. Ve ondan sonra işimiz bitiyor. Ayrıca Dragonic Ingotları biraz daha hızlı elde etmek için şu solar paneli buraya almıştım. Onu geri yerine taşıyabilirim. Bir de bir sorunumuz daha var tabii ki. Ee, sadece bunu bunlar üretim bitince işimiz bitiyor diye bir şey yok maalesef. Ee, bir sıkıntımız daha var. Ney? Buraya baktığımızda bize sadece wiring core ve diamond'lar yetmiyor. Bir de Awakened Dragonium blok lazım bize. Bunun için ise Dragon Heart lazım. Peki Dragon Heart nasıl elde edilir? Tamam, ilk üretimimizi yaptık. Şimdi sırayla kırıp kırıp yenilerini koyacağım ve bu arada e, düştü deme eşyalarım. Bir dakika ne? E, ne? 7 tane şey vardı burada. 6 tane dragonik kor olması lazımdı orada. Nereye gittiler? Yok mu oldu? Yok. Bunda mı hala? Bunda. Tamam. Bilin bakalım Dragon Art neyden çıkıyor? Çok çılgın bir tahminde bulunun acayip çılgın olsun ama. <laughs> Tabii ki Ender Dragon'dan ya. Hani bir de Ender Dragon öldürmemiz gerekecek. En azından bir tane Ender Dragon öldürmemiz yetiyor. Çünkü bakacağımız zaman bir tane block of Awakened Dragon'ın block istiyor ve bir bloğu sadece bir tane artan yapabiliyoruz. Hatta dört tane blok yapabiliyoruz bir tane harttan. Bu üretimin tek sıkıntısı Dragonic Core'ları da yapması da, yapması da kolay. Ee, Viren Tier istiyor. Şu anda zaten wyrintira e çıkarıyoruz genel kurulumumuzu. Şu an onun için uğraşıyorum. Aynı zamanda bir de asıl bizden istediği sıkıntılı olan şey enerji. 350 milyon RF istiyor. Örneğin şu anda yaptığım üretim 256 bin RF istiyor. Yani kesinlikle enerji iletim sistemini de tamamen değiştirmem gerekecek bunun çalışması için. Yani bu bölümde bitirememe olasılığımız var ne yazık ki. Kötü haberler biliyorum ama. Evet yani. Her neyse ben e, bu şekilde hepsini tek tek de geliştirmeye devam ediyorum o zaman. Ve e, işim bittikten sonra Geri döneceğim bir ejder öldüreceğiz Ve bu da sonuncu e, Bir tanesini yapmadın unutmuşsun yanlış saydın Diyeceksiniz fark ettiyseniz Hem bu e, Asıl görevimiz olan Dragonic Fusion Crafting'i Yaparken de 7 tane eşya Koyma yeri gerekiyor bize Bu hartı üretirken de 7 tane eşya Yeri gerekiyor bize ve şu anda kaç tane var 3, 6, 7 Yeterli bunu da zaten üretimde kullanacağız Tamam Hiçbir sıkıntımız yok yani, ee, şimdi 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 ne yapacağız burada da ayrıca elmas yapıyorum. Öncelikle e, yani bence sadece bunları kullanarak öldürebiliriz ejderi çok sorun olmaz. Flux Infused Bow ve Flux Infused Sword'um var. Zırhımın tamamı zaten şu anda hepsi Charged'lı, bunun da olmasını bekleyeceğim yüzlerce arrow'um olsa gerek. 4700 tane arrow'um var sadece. Yani zaten etrafta da uçabiliyoruz hani. E, gidip öldürürüz galiba. Çok büyük bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şunun yine de ben bir tamamen şarj olmasını bekleyeceğim. Ve daha sonra elimizden geleni yapacağız galiba. Evet. Pekala hazırız. Şimdi diyeceksiniz ki e, bunların üstünde bir şey yazıyor. V'ye basınca... Empower yapabilirsin yazıyor. Bu ne demek? Ee, V'ye basınca kısacası çok daha fazla hasar vuruyoruz. Gayet anlaması basit bir şey. Ve tabii ki daha fazla da elektrik harcıyoruz. Oradayken ben içindeki elektriklerin bitmesini istemiyorum genel olarak aletlerin. Dolayısıyla öncelikle bir ne kadar hasar vuruyoruz bakacağız, ondan sonra empowered hale getireceğiz işimizi kolaylaştırmak için. Şimdi bunların hepsi bize görev ödülü olarak geldi hatırlıyorsanız. Dolayısıyla hepsinde bir e, enchantment var. Bu flux infused aletlere enchantment basılabiliyor. Hepsinde protection 2 var ve kılıcımızda sharpness 2 var. Flux infused bow'umuzda sharpness 2 var. E power 2 var. Bildiğim kadarıyla bu durumda e, Flux infused bow her şeyden çok çok daha fazla hasar vuracak şu anda. Dolayısıyla daha çok ona yöneleceğim kullanmak için. Ama yani evet. Pekala. E, yemeğimizi yiyelim ve ejder öldürelim. Ejderi nerede öldüreceğiz? Galiba şurası direkt Ejder'e gidiyor. Emin değilim tam olarak nereden gideceğimize ama. Bakalım bir. Bunlar ne? Ee, Dragonic Evolution portalı muhtemelen direkt Ejder'e gidecek. Ama e, Dragonic Evolution'da iki tane Ejder var. Ejderlerden daha doğrusu normal Ejder'in biraz daha farklı hali diyelim. İsmini hatırlamıyorum. E, o diğer Ejder çok daha güçlü fakat iki tane kalp düşürüyor. Bizi direkt olarak o diğer Ejder'e gönderme olasılığı var oyunun. Evet. Yani ben bir şimdi bir yedek kalayım, bir sıkıntı olursa diye. Ondan sonra gidelim ve Ejder'e bir merhaba diyelim ha. Evet galiba hazırız galiba galiba. Ha, yani yanında yemek var. Hani oklarım var. Herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Diğer şu eşyalar hiçbir işime yaramayacak ama yine de götürüyorum. Ee, ne olur ne olmaz belki bir bloğa ihtiyacımız olur diye yanıma birazcık da blok alacağım sanmıyorum ama. Çünkü uçabiliyoruz ve e, şey direkt çalışıyor buradaki chunk loading world yani orada da uçabileceğiz. Evet hadi gidelim bir ejder öldürelim o zaman. Ha? Hmm. Ve pa. <laughs> evet. Wow. Sakin. Normal ejder mi yoksa garip ejder mi bu? Daha doğrusu ejder var mı? Ejder çoktan öldürülmüş galiba. Ee, benim ejderi yeniden canlandırma e, şeyi mi yapmam gerekiyor bir de? Ritual'u. Baya baya öyle görünüyor burası. Çok üzücü ya. Ee, şimdi sonuçta ejderden çıkan bir eşya alınabildiği ve sık sık kullanıldığı için Dragonic Evolution modunda tabii ki ejderi yeniden canlandırmanın yolları da var. Çünkü yoksa ne olurdu? Ee, Direk. Yapamazdınız. Nasıl şey yapacaksınız? Ee, o item'ları toplayacaksınız. Ejder normalde bir kere öldürülüyor. Onun için bir çeşit ayin tipi bir şey hazırlıyoruz. Fakat ejderi hiç öldürmediğimiz halde ejder yok ortalıkta. Yani galiba hiç ejder öldürmediğim halde ondan hazırlamam gerekecek benim. Çok üzücü. Etrafta da bir şey görmüyorum. Yani galiba yapmak zorundayım Mehmet. Huh. Bir de ona uğraşacağız desenize. Oyunu bitirdik. Uh, hadi. Ayrılıyoruz. <laughs> ay ay. Ay. Peki. Ender Dragon'ı nasıl canlandıracağız diyeceksiniz. Ve niye moralim bozuldu diyeceksiniz. Çünkü bu da inanılmaz fazla zaman alan bir şey. Ve bu bölümü yetiştirememe olasılığım çok yüksek. Saat zaten geç olmuş. Aynen. Yani biraz başlayacağız. Bir dahaki hazırlamış olacağım. Ne yapacağımı size söyleyeyim. Bana 4 tane End Crystal lazım. E genel olarak canlandırmak için o arkadaşı. Ve bunun için ilk başta 4 tane Nether Star gerekiyor. O gayet kolay. Bildiğiniz gibi şurada direkt öldürebiliyoruz. Fakat altında başka bir arkadaş daha var. O da Gastir. Gaztir nereden çıkacak? Tabii ki Gaz'tan çıkacak. Peki Gast'ı nereden bulacağız bu tip bir haritada? Ee, gayet basit. Direkt yumurtasını üretiyorsunuz. Fakat üretmek için 8 tane Wither Skeleton Skull gerekiyor. Wither Skeleton Skull'ların her biri için de bana <laughs> 8 tane iskelet gerekiyor. Yani 64 tane iskelet kafatası, 8 tane yumurta. Bunların hepsini üretecek kadar fazla enerji. Daha sonra orada hepsini biçmemiz gerekiyor uzun lafın kısası. Ya da galiba Cursed Earth'ı bizim yaratık tuzağında kullanabiliriz. Böylelikle orada artık Wither Skeleton'lar doğabiliyor olması lazım. Cursed Earth olunca emin değilim. İkisi de farklı yöntemler tabii ki. Ve hani e, bu gazların her birinden gaz tier çıkmayabilir de çıkmayacağını biliyoruz aslında. O yüzden bence Cursed Earth olayı şu anda yapabileceğimiz en mantıklı şey olur bizim için. Diğeri inanılmaz uzun sürecek çünkü hiç kuşkusuz. Dolayısıyla ben şimdi ne yapacağım? Ben şimdi bizim yaratık tuzağının içini tamamen Cursed Earth ile doldurmayı deneyeceğim. Ve ondan sonra umarım yeterince Wither Skeleton Skull elde ederiz. Eğer elde edemezsek... Yani üzüleceğiz. <laughs> çok yapacak bir şey yok o noktada. Buranın tamamını dörtle değiştirdim. Şimdi buranın orta tarafından falan bir tane Cursed Earth koyacağım. Tabii ki hemen şimdi değil. Daha sonra çıkmaya yakın daha çok. Şimdi niye şu anda karanlıktayım? Çünkü Cursed Earth karanlıkta değilseniz bozulabilir bir şey. Yani ışıktan korkuyor bir bakıma. Dolayısıyla genel olarak çok ışığa maruz bırakmak istemiyorum. Elimde sınırlı sayıda var çünkü. Fakat bu Curse Earth bizim için iki şey yapması lazım. Ee, birisi çok iyi değil açıkçası, benim buraya genel olarak girmemi zorlaştıracak. Fakat birisi şu, e, biz yakındayken de burada yaratık doğabilecek. Hani normal oyunda siz yakındaysanız, yakınınızda yaratık doğmaz. Direkt Minecraft öyle çalışan bir oyun. Bunu koyduktan sonra bu bölgedeki yaratıklar bu kurala uymayacak, istedikleri gibi doğabilecekler. Onun dışında bir de e, işte bildiğim kadarıyla Withered Skeleton doğabiliyor. Kesin emin değilim açıkçası. Oraları kapatmayı unutmuşum. Hemen kapatalım. Ama e, yani denemekte yarar var. Şu anda aklıma en iyi gelen fikir bu. Diğer türlü acayip uzun sürecek çünkü. Uuu. Burayı niye böyle yapmışız? Neyse. Önemli değil, önemli değil. Ve böylelikle her tarafı 4 ile değiştirdik şimdiden. Yani sıradaki adımımız ne? Sıradaki adımımız sadece buralara curse earth'i yerleştirmek. Şimdi yaklaşık ortalarda bir yere boşluk bırakalım. Böylelikle hepsine curse earth'i yerleştirebilelim. Değil mi? Ee, ve daha sonra başlayalım. ha Bam. Ee, burayı da bam. Daha sonra burayı. Ve daha sonra da burayı. Şimdi ben nereden çıkacağım? Hani umarım ben çıkarken herhangi birisi e, yok olmaz. Au. Dediğim gibi e, yaratıklar hem çok daha güçlü duvar. hem de e, evet. Ben direkt içerideyken de doğabilirler artık. Biraz daha tehlikeli o yüzden. Şimdi genel olarak bütün bu tuzağı yeniden çalıştıracağız ve umacağız ki e, burası yakın zamanda yayılır ve istediğimiz sonucu elde ederiz buradan. Çünkü doğal yollarla yapması şu anda inanılmaz büyük bir masraf olacak bana. En baştan zaten Curse Earth koymamız lazım açıkçası. Sadece hani bir sıkıntı olduğunda içeri girip içeride yaratık görmeme koş oluyor. Değil mi? <laughs> O yüzden böyle yapmıştık. Şimdi değiştirdik. Bakalım işler nasıl gidecek Udur. Aşağıdaki tuzağı çalıştırmadık hala. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hı. Artık yaratık öldüren şeylerimiz de çalışıyor. Bir bakacağım. Bakalım kaç tane kafatası elde edeceğiz? Bakalım. Şimdi biraz baktım ve çok düşündüğüm gibi değilmiş açıkçası. Şimdi. Nasıl çalışıyor? Bu arkadaş ne yazık ki bize wither skeleton falan doğdurmayacak. Sadece daha çok yaratık, daha sık yaratık ve biz yakındayken de yaratık doğmasını sağlıyor ki bizde zaten yaratıklardan çıkan ve çıkabilecek her malzeme acayip fazla vardı. O yüzden bu da demek oluyor ki hiçbir işimize yaramıyor. Asla çıkmayacak yani buradan wither skeleton. Ben niye ile wither skeleton çıktığını hatırladım? Çünkü ben kendim oynadığım başka bir serilerin birinde çok eskiden Curse 4'te bir Wither Skeleton farm yapmıştım. Fakat onda tek bir sorun vardı. Ben bunu Nether'da yapmıştım. Şimdi hatırladım. Nether'da eğer Fortress biomundayken iskelet doğduracak bir yer yaparsanız. Mesela Curse 4 O iskeletlerin bazen Wither Skeleton'a dönüşme olasılığı var. Bununla yapmıştım ben ve yanlış hatırladım. <laughs> yani üzücü evet ama çok yapacağımız bir şey de yok ya ne yapalım. Kısacası bu yöntemle yapmak zorundayım gibi. Evet. 8 tane Wither Skeleton. Bunlarla bir tane sadece gaz elde edebiliriz. Ve o ghast'ın içinden de gaz tier çıkacak mı çıkmayacak mı kim bilir. Değil mi? Şimdi biz bir gastımızı alalım ama eğer istersek daha fazla Curse 4 yapabiliriz. Çünkü Curse 4 bize direkt şeyle yapılıyor. Drop of Evil denilen bir tane eşya ile e, toprağa sağ tıklarsak Curse 4 oluyor. Ki bizde ne var bakın bakalım. Evet Drop of Evil var. Bu nereden geldi? Bu direkt e, Wither Skeleton'lardan çıkma olasılığı var. Ben o kadar Wither öldürürken hani çıktı. Bir tane de sistemde olması lazım zaten. Yani burada Curse 4'leri boş harcamışız gibi görünüyor. Silk Touch yapmama bile gerek yok açıkçası. Direkt daha fazlasını alabiliriz. Şimdi işimi birazcık daha kolaylaştırmak için ben looting olan bir e, kılıç istiyorum. Anlaşılan yok. Yani looting olan bir kılıç yapmaya çalışacağız. Tamam. Burada bir sürü elmasımız var. Artık bir sürü elmas üretmeyi bence durdurabiliriz. <laughs> Değil mi? Ee, işi yerinde bırakmak lazım. Tamam. Peki. Mesela bir tane elmas yapalım. Daha sonra birazcık yanıma lapis alayım. Ve looting olan bir kazma şey yapmayı deneyelim ha. Evet. Bam. Looting güç. Yeterince iyi bence. Şimdi gaz canlandıracağız. Yani gaz canlandırırken bir şeye dikkat edeceğim. Kendi evimin orada yapmayacağım. Çünkü kendi evimin oranın herhangi bir şekilde zarar görmesini istemiyorum. Zarar görecekse burası görecek değil mi? Evet normalde kapalı bir alan yapsak Gast için çok daha iyi olur ama zaten tek yiyecek bu kılıçtan o yüzden çok önemli değil sharpness da var ki normalde elmas kılıçtan tekiyor yiyor sharpness olmadan. Evet bakalım şansımız nasıl gidecek. Bir tane Gast ve üç tane Gunpowder oldu yani geriye kaldı üç tane Gast O kadar kötü değil ha. Ne yazık ki bu burada bitirmem gerekiyor. Ee, devasa miktarda enerji gerekiyor bana. Ki hani tuzağa nether'a taşıyabilirim veya nether'da yeni bir tuzak yapabilirim. Fakat nether'da tuzak yapmaktansa gerekli kadar enerjinin birikmesini e, beklemeyi tercih ederim açıkçası. O yüzden direkt öyle yapacağız yani. Ee, evet yani durum öyle kısacası. Bir dahaki bölümde bunu halletmiş olarak geleceğim tahminen. Yani onu bekleyebiliriz. Değil mi? Hepimiz çok heyecanlıyız. Ve umarım bir dahaki bölüm bunu halledeceğiz. Bir tane gast için 9 milyon RF gerekiyor. Tam. Kısacası uzun sürüyor. Uzun lafın kısası. Ama kapatmadan önce bir son bir gastımızı öldürürüz ya. Değil mi? son bir gast. Uh, wow! Vay, o kadar fazla çıkabiliyor muydu ya? Lootingden oldu galiba. O kadar şanslıyız ki. O kadar şanslıyız ki. Oooh! Uh. Ama yine de bir sonraki bölüme bırakmak zorundayım. Çünkü zamanımız bitti ve videonun saat 9'da 10'da yüklenmesini istemiyorum. Bir dahaki bölüm ejderi canlandıracağız. Ejderi öldüreceğiz. Üretimimizi yapacağız ve muhtemelen son görevi tamamlayacağız. Eğer bu gerçekten haritanın son görevi ise yakın bir zamanda yeni bir seri bekleyebilirsiniz. Eğer değilse de muhtemelen bu haritayı bitirene kadar devam edeceğiz. Çünkü Oynarken gayet eğlendiğim ve hoşuma giden bir harita ve bu kadar süredir açık bu portal neredeyse hiç mana harcamıyor. Çok güzel. Evet. Tamam. O zaman bugün benimle olduğunuz için tekrar teşekkürler ve bir sonraki bölüm kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.